Isparta yolundayız arkadaşlar. Bugün pazartesi. Isparta'ya göz doktorumuza gidiyoruz. Eşimle ben. Muayene olacağız. Randevu aldık. Tedavimizi başlatacağız. Öyle işte. Bugün de yolculuğumuz Isparta. Görebildiğimiz dostlarımızı göreceğiz. Öyle işte. Hayırlı yolculuklar bize. Şimdilik sevgiler, selamlar. Yine çekmeye devam ederim ben. Güzel gidiyor yolculuğumuz. Ormanlarımız, ağaçlarımız çok güzel. Doğamız güzel. Harika bir yol arkadaşlar. Naylon mu diyorsun da naylon bu. Nereden anladın? Elime alır almaz anladım. Ben dokunarak anladım. Naylon nasıl dokunur? Vallahi bilmem, dokunarak hemen anladım yani. Şey, oraya geldik değil mi? Gelmedik mi? Gelmemişiz daha. Arkadaşlar, bir anımızı anlatacağım size de. Çok hiç unutmayacağım bir anı o. 6 yıl önce biz Isparta'da oturuyorduk. Antalya'dan ev almıştık. İçini düzenlettirdik. En son temizlik yapılacak. Ertesi gün biz geleceğiz. O gün gece yarısına kadar, saat kaça kadar temizlik yaptık? Bayağı geç saatlere kadar. 11'e kadar temizlik yaptık arkadaşlar. Oğlum, büyük oğlum Yavuz Selim'im, eşim, ben, üçümüz temizlik yaptık. Gece yola çıktık. Kapımızı kilitledik. Ertesi gün eşyamız gelecek. Eşyamızı hazırladık. Ambalajladık, hazır duruyordu Isparta'da. Sonra o kadar acıktık, o kadar üşüdük ki arkadaşlar, soğuktu gece, soğuğu düşmüştü. Acıkmıştık. Her tarafta kapalı. Yine bu yoldan gidiyoruz biz. Bu sağ kolumun üzerinde barakalar vardı değil mi? 3 tane falan vardı. Gece dumanı tütüyor, ışığı yanıyor. Gece yolcuları orada konaklıyor belli. Ama çok kimse yoktu yani. Biz vardık, bir de bir aile vardı. Ay bir girdik arkadaşlar içeriye. Soba yanıyor. Oh! Kıpkırmızı olmuş. Bir güzel sıcacık. Üstünde çorba kaynıyor. Ama kocaman ekmek tenceresi değil mi? Eskiden olur ya arkadaşlar, büyük ekmek tenceresi. Gerçi benim yine var da. Ondan sonra öyle güzeldi, öyle güzeldi arkadaşlar. Oğlum dedi, abi bize bir şöyle çorba. Başka ne yedik? Köfte mi yediniz? Balık. Ha, balık yediniz. Çorba, balık. Sofrayı donat bize dedi benim oğlum. Paşam.
Yemeği de sever, yedirmeyi de sever kuzum. Ondan sonra yanımız, ben gelen ekmekleri sobanın üzerine koyuyordum arkadaşlar böyle. Öyle güzel bir ortam oluşturduk, sanki bir aile ortamıydık. Öbür aile de aynısını yapmaya başladı. Ekmekleri sobanın üzerine koyup ısıtıp böyle hafif kızartıp mis gibi çorbayla yedik arkadaşlar. Öyle güzeldi, üşümüştük de çok güzel geldi. Şuraydı galiba değil mi orası? Değil miydi daha? Ben şimdi göstereceğim. Tamam, orayı çekelim, unutmayalım. Böyle bir, bu yolda bir yerde arkadaşlar, 3 tane baraka vardı. Öyle işte, o lezzeti zaten başka zaman yesen hiçbir yerde bulamazsın değil mi? Süperdi. Tekrar eşyamızı doldurduk, gönderdik şeye, Antalya'ya. Yine aynı üçümüz bindik geliyoruz, yolda yine yedik. Ama aynı lezzeti yakalayamadık. Ama o anki ortam çok önemli. Mesela dün akşam, her gün akşam çay içiyoruz biz. Yiğit yapıyor. Dün Yavuz Selim'le, Feride'yle olan sohbetle içtiğimiz çayın tadı bir başkaydı. Sana da öyle geldi mi? İki defa dedim yani. Yiğit, bu çay çok güzel olmuş. Hani her zamanki gibi. Ama işte sohbetle yapılan her şey bir güzel oluyor arkadaşlar. Çok lezzetli geliyor insana. Allah insanı sevdiklerinden uzak etmesin. Öyle işte. O da öyle güzel bir an olarak kaldı. Her geçişimde anarım. Ve ben değil, üçümüz de aynı. Çok lezzetli gelmişti anımız. Bura mıydı? İyi. Tam da kapatacaktım. Ay ışığı restoranmış. Ama o zaman 3 taneydi. Şimdi yenilemişler arkadaşlar. Küçültmüşler, yenilemişler. Göle karşı. Arka tarafı göle karşıydı. Yok işte, burasıydı. Ay iyi ki de açmışım, burasıydı. Hele ora farklıydı. Bura işte arkadaşlar, burasıydı ora. Esmer, sakallı bir adam vardı değil mi? Hatta eşim ona bir isim takmıştı da, gülüyorduk onu. Bak buralarda böyle vardı arkadaşlar. Çok güzel oluyor, çok. Gece hizmette çok güzel oluyor. Yuvarlak silindir sobaydı. Uzun. Fıçıdan oluşmuş gibi. Onlar çok güzel yanıyorlar. Nasıl yapıyorlarsa. O sobaları. Onu birkaç yerde daha gördüm ben. Isparta'da. Yıllarda giderken.
yolda gördüğümüz mesela armut ağacı kıyıda kaldığı için hiç kimse elini sürmemiş. Armutlar o kadar güzel duruyor ki ağaçta, değil mi? Fark ettin mi sen? Sen arabayı sürüyordun ya, ben fark ettim. Çok güzel duruyordu, iri iri. Kimse de oralara giremediği için alamamış. O armutlar yere dökülür. Olgunlaşmışlar, bayağı güzel olmuşlar. Yani hep merak etmişimdir. Acaba var mıdır öyle meyve ağaçları yıkılıyor böyle dallar, meyve ağaçları, ama insanlar keşfetmemiş. Değişik değişik güzel güzel meyveler olan bir yerler var mıdır? Şimdi senden sordum, var dedin değil mi? Nerelerde girilmeyen ormanlar var dedin sen? Amazon ormanlarına girilmeyen, Avustralya'da var. Amazon ormanlarına girilmeyen yerler var, Avustralya'da var. Başka bildiğin bir yerler var mı? Afrika'nın her tarafına girilmiş mi? Afrika'da var, Asya'da var. Ya ben Afrika'yı eskiden çocukluğumda kurak şey bir yer bildim. Bazı yerler o kadar güzel ki, öyle güzel değişik tropikal meyveleri var, hayret edersin. Yani aslında gerçeğini gidip görmek de lazım. Ama niye öyle biz orayı çok kurak? Gerçekten kurak. Ben kurak. Çöl de var. Çöl. Bilirdim yani, öyle bilirdim ama tanıdıkça değilmiş yani. Her tarafı aynı değil. Mesela Antalya ile Koçhisar bir mi? Ankara bir mi? Mesela bizim Ankara'dan çıkıyorsun, Koçhisar'a gidene kadar gidiyorsun, gidiyorsun bir ağaç, gidiyorsun, gidiyorsun bir ağaç, şaka gibi. Ben günde arkadaşlarım anlattım da çok şaşırmışlardı. Bizim oraların dağlar, bağları sizin gibi değil. Çıplak. Çıplak yani. Gidersin gidersin bir ağaç. Çok şaşırmışlardı. Texas gibi. Ne olacak yani? Yer altı suyu yok galiba, değil mi orada? En kurak yeri bizim orada. Öyle mi? Türkiye'nin en kurak yeri. Doğu'yu öyle bilirdim. Doğu'ya gittim. Doğu'nun her tarafı yemiş. Orman. Orman değilse bile daha güzel ya, yemyeşil. Gaziantep mesela 5 yıl kaldı, süper bir yer ya, yemyeşil, iklimi de güzel, her şeysi güzel maşallah. Bazı şeyleri yanlış biliyoruz. Sparta'nın dağlarında genellikle mermer var değil mi? Başka hangi madenler olabilir? Bilmiyoruz. Yani benim gördüğüm kadarıyla hep mermer çıkartıyorlar. Ama iklimi, toprağı çok güzel, verimli. Şeftalisi, armutu, elması. Başka neyi meşhur? Üzüm. Üzümü. Yani biz gerçek meyveyi orada doyduk, orada yedik arkadaşlar. Gerçekten yani ağaçlar dolusu meyve yemişizdir. Kilosu 1 liradan 500 liradan 500 kuruştan 1 liradan ben şeftali, ama öyle böyle şeftali aldığımı bilirim. İri iri, yanma şeftali mi deniyor? Alıyorduk yani böyle. Su yerine şeftaliye. O kadar güzeldi yani. Çok güzeldi, çok. Sonra bir ilk vardığımızda 500 kuruştu şeftalileri o yaz. Sonra 1 lira oldu. En son geldiğimizde kaç kuruştu? 2 liradır en fazla. 2-2,5 liradır. 2,5 bile değildi arkadaşlar. 2 lira, 1,5-2 liradır yani.
yani fazla bir pahalanmadı. 6 yıl öncesine kadar 1,5 lira falandı. Ama öyle böyle değildi gerçekten. Elması desek, elmas da ucundu. Ama çok güzel elmaları vardı. Süperdi elmaları. Böyle işte. Isparta'nın her şeyi çok güzel. Yalnız kiralar her yerde çok pahalanmış. Orada da pahalıymış. Geçen sene 1 lira, 1,5 lira diyorlardı. Ev kiralarına. Bu yıl daha fazladır. Antalya'da bile arkadaşlar bizim oturduğumuz yerdeki evimizi biz 83 bin liraya almıştık. Şimdi bir son araştırmalarda çok pahalanmış. Ama 6 yıl önce aldım. Şimdi değil tabii. Yani her şey çok pahalandı. Yiğit'in sözü benim çok hoşuma gitti. Yani bir şey, arabamız ya da evimiz kişisel olarak, yani biz değil de toplumsal olarak sevinmemek mi gerek, sevinmek mi gerek? Paramızın değeri mi düşüyor yoksa malımız mı kıymetleniyor? Sorusu sordu bana. Ben düşündüm. Malımız olduğu gibi duruyor. Ne değeri yükselecek? Ama bugün aldığımı yarın aynı fiyata pazardan, çarşıdan alamadığıma göre ben Yiğit'e şu cevabı verdim. Paramızın değeri düşüyor. O zaman dedi problem işte o, öyle. Mesele o. Yani. Bir de şu soruyu sordu bana. Yani bunlar gerçekten düşündürücü şeyler. Şimdi sen dedi 6 yıl önce ne kadar ikramiye aldım? Babası yani. Ben dedim 50. 30'da kredi çektik. Doğru mu? Doğru. O şekilde aldık. Şimdi ne kadar alıyor anne dedi. Emekli olanlar. Galiba dedim 150 alıyorlarmış. 150 bin lira. Şimdi aynı evi alamıyor. 30 da çekse, 50 de çekse. Hatta %100 çekse. 300 oluyor. Yine alamıyor. O zaman bayağı düşmüş paramızı. Mesele bu. Ekonomiye girmese. Bu ara manyak gibi çalıyorlar.
işlerle sen ilgileniyordun aslında. Neydi burası hele? Saldı değil mi? Bizim su aldığımız yer. Biz yıllarca buradan su aldık arkadaşlar. Çok güzel suyu vardır. Geliyorduk, dolduruyup gidiyorduk Isparta'ya. Bizim eve de çok yakın burası, oturduğumuz eve. Son oturduğumuz eve diyebilirim. 20 yılda 4 tane ev değiştirdik. En sonuncu eve yakındı. Çok seviyordum. Çok özlemişim ama ya. Of. Nasıl özlemişim? İnsanın kendi memleketi gibi oluyor arkadaşlar. Bir de mutlu yaşayınca değil mi? Güzel günlerimiz geçti. Çok şükür burada. Yeni ev yapılmış. Şura bizim ev miydi? Ha. Yok, öbür tarafta değil mi? Burada ev var mıydı? Yoktu değil mi? Bu yeni yapılmış. Bu camiye ben kursa gelirdim. İşte şuraya. Ha, öbür taraf. Dış yap cephesi. Burası camimiz arkadaşlar. Bu evde de biz oturduk. Çok güzeldi. Panjurlu yerde oturuyordum ben, üstteki panjurlu. En sondan boş ama yine boş değil mi? Cık. Boş boş. Camları boş. Dolu ya, boş olur. Öyle mi? Çok güzel sitesi işte. Yine panjurlu. İneyim de çekeyim mi? İneyim de çekeyim. İneyim de bir çekeyim ya. Şuraya kadar gelmişken ev cihazımı bir çekivereyim. Canım benim. Komşulardan da pek kalan anlamıştı. Şöyle. Böyle işte arkadaşlar. O panjurlu evde ben oturuyorum. Evet, boş orası. Benim adam fark etmedi. Öbür tarafı sandı. Panjurlu yeri boş duruyor arkadaşlar. Benim evim. Tabii ki eski evim. Bu garaja giden şeydi. Arabalarımızı çekerdik. Bu cami arkadaşlar, camiye kursa giderdik de. Buralar. Karşı taraflar komşularımız. Bu şekildeydi. Yürüme yerleri. Çok güzeldi arkadaşlar. Böyle çekebilir miyim? Burası da eşimin emekli olduğu en son okulu, çalıştığı. İsmi neydi Bayram? Yani yazıyor Yahya. Yahya Kemal, Kemal evet, Beyatlı mıydı? Yahya Kemal Okulu arkadaşlar. İşte böyle arkadaşlar, eşimin çalıştığı en son okul. Çocuklar okula gelmişler, okul açık. Bu şekilde. Geç çocuğum. Hazır buraya kadar gelmişken çekelim dedik. Buradan sonra yakınında öbür evimiz var arkadaşlar. Orayı çekip yapacağız. Ondan sonra da bilmiyorum. Sırayla gidiyoruz. Isparta'ya gelirken şeftali bahsederek gelmiştik arkadaşlar. Şimdi eşimin okulunda bir arkadaşı arabasında şeftali getirmiş. Sanki bize hazırlanmış, bize kısmetmiş. Hiç bilmiyordu arkadaşlar, hiç haberi yoktu. Böyle şeftalimizi de aldık. Arkadaşlarla görüştük. Sohbet ettik. Şimdilik yola devam. Hayret yani, evimize bak hele. Vay. Bakkalların evinin rengi aynı duruyor. Onları boyamamışlar. Bunlar ağaç olmuş her taraf. Küçük küçüktü arkadaşlar. Ne kadar büyümüş.
Ağaçlardan evler görünmüyor. Aa, inşallah kimse görmez şimdi, vaktimiz de yok. Burada oturdum arkadaşlar ben. Şu orta blokta oturdum, 3 blokta arkadaşlar. 5. katta oturdum. 5. katta öbür tarafta oturdum. Ağaçtan gözükmüyor ki. Dur gideyim de gelmişken yakından çekeyim. O kadar da olsun. Buralar böyleydi arkadaşlar ama ağaçlarımız çok küçüktü. Şimdi kocaman orman olmuş. Çok güzel büyümüşler. Burası bizim evimiz arkadaşlar. En son evimizden bir önceki evimizdi. 5. katta ben oturuyordum. Bloklar ayrılmış arkadaşlar. Herkesinki farklı. Bizimki aynı duruyor. Boyanmamış daha. Öbürleri boyanmış. Durum öyle işte. Bu karşı bina komşularımız. Geldim gördüm. Çektim, içimde ökteydi bir çekeyim diye. Çok gün yaptık arkadaşlar. Karşı komşularla apartman günleri yaptık. Bloklarımızla evet. Tamam. Haydi Kurbay Rıkır'da $1.05 görüyoruz. Orada da İbrahim Aşağı'nın olduğunu söyleyelim. Evet, piyasada bu şekilde özetlemiş olduk. Şimdi bankaya borcu olanları çok yakından ilgilendiren bir haber var sırada. Koronavirüs salgınıyla birlikte kamu bankaları biliyorsunuz vatandaşlara düşük faizli temel ihtiyaç kredisi Isparta arkadaşlar burası. Artık Isparta'dayız. Hastaneye doğru gidiyoruz. Çevre yolu değil mi burası? Hmm. Çevre yolu. Arabayı da almış. Ha. İyi, çok güzel. İyi dayanlanma. Ondan çektim camiyi. Evet ya, çok değişmiş. Isparta değişmiş arkadaşlar. Yalnız ağaçların bu kadar büyümesine çok şaşırdım. Eski hastane ne acaba şimdi? Boş. Boş muydu? Öyle mi? Orada mı atıl duruma geçti? Şimdi burasının ismi Yenişehir Hastanesi. Şey demek yemek şeyine gittiğimde bu tarafa mı gidiyordum ben? Yürüyerek de mi gittiğim oluyordu? Yürüyerek gidiyordum, sen alıyordun. İnan ki gençlik varmış ha. Şimdi o cesareti gösteremem galiba. Ha, mecburiyet olursa ne olur bilmem yani. Biraz daha ileriden giriyor bayrak. Tamam. Evet, evet. Öbür taraf askeriye. Biz
çocuklar da iyi. Milli eğitimi buraya getirmişler be. İl Milli Eğitim Müdürlüğü diyor. Hayret bir şey. Kaldırmışlar eskiyi. Unuttuk. Gerçekten unutmuşuz. Yeni yeni yerler olmuş. Ben şu okula geliyordum değil mi? Yanlış mı biliyorum? Bura değil. Ya, bura değil mi? Eğitimi. Allah'ım şükürler olsun. Nazmiye Demirel burası. Nazmiye Demirel ilk öğretim okuluydu o zaman. Askeriye geldik. Birazdan da herhalde şehir hastanesi değil mi? Aşağıda evet. Çok değişmiş. Evet, karşıda mavi. Dışı mavi. Şehir hastanesi.